Raci suyu deniliyor buraya. Uhud Harbi'nden sonra müşrikler burada Beni Lihyan kabilesi yaşar şu aşağıda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar, diyorlar ki bizim yeni Müslümanlar kardeşlerimiz var. Onlara fıkıh öğreteceğiz, Kur'an öğretecek bir heyet gönder diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Asım bin Tabit başkanlığında bir heyet hazırlıyor. Diyor ki Ma'uradi'de buluşacaksınız burada. Çünkü o zaman sularla her yer tanıyor. Şurada su vardı, o suyun. Ve ashabın şeyi şuradan böyle iniyorlar. Buraya geldiklerinde şurada 90 tane Beni Lihyan kabilesinden kimse onları karşılıyor. Diyorlar ki gelince teslim olursunuz. Ya da diyor sizi öldürürüz. Onlar da diyor ki biz size teslim olmayız. Onun üzerine savaş başlıyor. Ve o şeyde 6 tanesi burada şehit düşüyor. Onlardan bir tanesi Asım bin Tabit'tir. Asım diyor ki ya Rabbi ben Müslüman olduktan sonra diyor bir müşriye elimi dahi dokundurma. Ben diyor öldürürsem benim de diyor cesedimi sen. Burada öldürülür. Ve çünkü o Asım Bedir Harbi'nde Hülafa denilen bir kadın iki tane çocuğunu Bedir Harbi'nde öldürmüş. Kadın da diyor ki Asım'ın kellesini getirirse ondan şarap içecek, o adama diyor 100 tane deve verecek. Onun üzerine burada Asım'ın etrafını ceset almak için saracakları sırada bir arı kovanı gelir ve Asım'ın durum altına. Akşam olur derler ki nasıl olursa akşam alır götürürüz. O şeylerde çeker gider arılar. Fakat Allah-u Teala o sırada bir yağmur gönderir. Asım buradan gider, defolur gider yani. Kaybolur gider. Ona definullah dedir. Allah'ın defnettiği. Böylece Allah-u Teala onun şeyini korumuştur. Diğerlerinden iki kişi esir almışlardır. Zeyd bin Nesine ile Ubeyb bin Adi. Daha sonra onları Mekke'de esir etmişlerdir. Mekke'de daha 3-4 ay sonra haram aylar çıktıktan sonra Mekke'nin dışında, Tenim'in yukarısında bir yerde öldürmüşlerdir. Biliyorsunuz Zeyd bin Nesine şey yapanlardan birisidir. İlk defa Ubeyb bin Adi ilk defa ölümden önce namaz kılma sünnetini koyan kimsedir. Diyorlar ki bir isteyen var mı? Diyor ki müsaade edin iki rekat namaz kılayım. Müsaade ediyorlar ve namazı da fazla uzatmıyor. Ve namazı kılıyor. Ondan sonra onu şey yapıyor. Tekrar direğe bağlıyor. Diyor ki hiç olmasa diyor kıbleye doğru şey yapın. Ondan ters tarafa şey yapın. 40 tane çocuğa 40 tane mızrak verip ona saldırtırıyorlar. Fakat ölmeden önce bir dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Burada diyor olanların hepsini parça parça yine. Hepsini şöyle yap. Muaviye radıyallahu anh diyor ki orada diyor ben seyretmeye gitmiştim diyor babam beni çarptı diyor şeye yere yapıştırdı diyor o sesi duymamak için. Kim duyduysa o duayı mutlaka başına bir felaket verir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Resulullah biz seni diyor, selam gönderiyor. Selamun aleyküm ya Resulullah diyor buradan gönderiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Haris diyor ki ikindi namazından sonra oturuyorduk size şey diyorum. Habeyb'in selamı geldi. Peygamberimiz aldı ve bize diyor haber verdi. Burada işte o kardeşlerimiz Allah onlardan razı olsun o ashabın şeyleri burada şehit edilmişlerdir. İnşallah arabalarımıza bindiğimiz zaman onlar için üç ihlas bir Fatiha okuyalım. Biz genellikle buraya geldiğimiz zaman mutlaka Yasin okuru şey yaparız. Onların ruhuna onların bereketinden şey yaparız. Burada öldürmüşlerdir. Bu su 1500 senedir buradadır ve inşallah kıyamete kadar da kalacağız. Soracağınız bir şey varsa cevap vereyim yoksa Allah razı olsun.